Japonya'nın Fukushima bölgesinde 11 Mart 2011 tarihinde meydana gelen 9 şiddetindeki depremin sebep olduğu dev tsunami dalgaları bölgeyi adeta yerle bir etti. Dalga boyutları 17 metre yaşarken Fukushima binlerce insanın ölmesiyle sonuçlandı. Ölü sayısının 10 bine ulaştığı belirtilirken maddi kaybın milyar dolarları aştığı kaydedildi. Dev tsunami'nin ardından havaalanları, okullar, hastaneler, konutlar, limanlar, hayvan barınakları ve altyapıyı ilgilendiren tüm fiziki sermaye yerle bir oldu. Ülkede milyar dolarlık üretim yapan dev enerji şirketlerinin elektronik cihaz ve bilgisayar üretim tesislerinin yerle bir olması dev markaları milyar dolarlık zarara uğratmıştı. Tesislerin çökmesi üzerine Japon borsası şiddetli düşüşler yaşarken ülke parası yen de yabancı para birimleri karşısında büyük değer kaybetti. Fukushima arkasında devasa kalıcı etkiler de bıraktı. Daiichi nükleer santrallerindeki patlamalardan sızan radyasyon bölgede büyük bir tahribata neden oldu. Uzmanlar deprem bölgesine 80 kilometre yakın alanda yaşayan her canlının tehlike altında olduğuna dikkat çekiyor. Bilim adamları aradan uzun yıllar geçmesine rağmen denizde yaşayan balıklarda hala radyoaktif kalıntı olduğunu tespit etti. Tsunami felaketinin ekonomik etkileri kadar psikolojik etkileri de oldukça önemli boyutlara ulaştı. Japon hükümetinin açıkladığı rakamlar doğrultusunda tsunaminin ardından intihar edenlerin sayısı 30 bine ulaşırken bu sayı geçen yıllara oranla %20 artış gösterdi. Depremin ardından Japonların güven kaybı ve güvenlik kaygısı içerisinde olduğu, bu durumun da intiharları tetiklediği ortaya çıktı.